Gelelim bütçe konusuna Sayın Saraç. Bütçeyle ilgili olarak aylık spot bakışları ben çok sağlıklı bulmuyorum. Efendim Mayıs ayında 112 milyar lira fazla verdi. Ocak-Mayıs döneminde 250 küsür milyar liraya ulaştı. 661 milyar lira diye yanlış hatırlamıyorsam öngörülen bütçe açığı var. Ama hemen Haziran'da bakacağız. Bir anda açık artacak. Temmuz'dan itibaren daha da fazla artmaya devam edecek. Yani aylık bakış, spot bakış bir bütçe performansının nasıl ifade edebilir? Sürülebilir bir trend varsa anlam ifade edebilir. Yoksa bir ay açık var, bir ay fazla var, 2 ay açık var, bir ay fazla var gibi bu tür değerlendirmeler maalesef bütçe dili itibariyle de çok sağlıklı değil. Yılın sonuna bakacak olursanız 2023 yılının ilk yarısı tabii seçim dönemi, deprem yaraları, bütün bunları dikkate aldığımız zaman, dünya konjonktüründe dikkate aldığımız zaman 2023 yılını ikiye bölmek lazım. Bir ilk yarı ve ikinci yarı. İlk yarı öyle ya da böyle geçtirildi ama ikinci yarı geçtirilemeyecek. Çok daha fazla bütçe açığı olacak. Yine yazılarımda ve kanallarda da söylemeye çalıştığım gibi bütçe açığının bu sene rahat 1 trilyon liranın üzerinde olacağını öngörüyorum ben. Zaten bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %3,5 olarak öngörülmüştü. Ama bunun sağlanamayacağı çok daha fazla 5-5,5-6 civarında bir bütçe açığının ortaya çıkacağını zannediyorum. Açık çıkınca o zaman bu açığın finansmanı gündeme geliyor. İşte orada orta vade, kısa vade, uzun vade vergi düzenlemeleri önem taşıyor. Yoksa borç alarak açığı kapatırsanız borcun çevirme oranı bu sefer terse döner. 100 lira borcu ödemeniz için 150 lira, 200 lira yeni borçlama yapmanız gerekir. Bu bütçe dili itibariyle, bütçe tekniği itibariyle hiç de sağlıklı bir şey değil. Yani borcunuzu borçla ödüyorsunuz. O durumda ya vade kısalır ya faiz artar. Bu da maliyetlerinizin artması anlamına gelir. Yani bütçe açığı ile ilgili olarak çok daha kalıcı temel çözümlere ihtiyaç var. Hükümetin Sayın Şimşek tarafından yönetileceği beklenen ekonomiyle ilgili düzenlemelerin henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Özellikle bütün piyasa Perşembe gününe endekslenmiş durumda. Perşembe günü faizler ne olacak? Ben de dün bazı çevrelerle konuşmaları mı oldu benim de dinledim. Yani 25 puana çıkaranlar var, 20'de kalanlar var. Yani burada ben refleksleri ve genel bakışı dikkate aldığım zaman 20 puana çıkacağını açıkçası beklemiyorum. Daha düşük bir oran 15-16'larda yani 8,5'a eklenecek 1,8-8,5 diye bekliyorum tedrici artış. Çünkü bunu 25 ile yapsanız, 30 ile yapsanız faizini yakalayamıyorsunuz zaten. Ayrı bir ikili piyasa oluşmuş durumda. Bankalarda da mevduat ve kredi açısından farklı faizler var. Bankaların işleyişi gerçekten şu anda banka sisteminde ya da bankaların mali yapılarında sıkıntı yok. Bankaların regülasyonlarında sıkıntı var. Son 2 yılda 300 dolayında eğer düzenleme yapılmışsa sabah yapılan bir düzenleme öğleden sonra veya akşam veya hafta sonu pazar günü değiştirilmişse buna uyum gerçekten çok zor. İşin içinde olanlar bilirler ki bugün Zeliha Hanım özel sektör tümüyle bankalara ve Merkez Bankası'na bilgi yetiştirmekle meşgul. Evet. Bunu bankacılık sisteminin özellikle Merkez Bankası'nın bu reel sektör bilançolarını okuması, irdelemesi, değerlendirmesi
Bir bilançoyu anlayan, bilen biri olarak mümkün değil. Neyi niye istiyor? Şu anda bankacılık sistemi tatilde desem çok abartılı bir laf etmemiş olurum. Özellikle şu son seçimden bu tarafa kesinlikle yaprak kıpırdamıyor. Perşembe gününün ilk sinyaliyle belki bazı şeyler olacak. Üç tane nedeni var. Bir, regülasyonlar çok bağlayıcı, sıkıyor. Bankacılık sistemini rahatsız ediyor. İki, bankaların kendi mali tabloları, finansal tabloları ve stratejileri bağlayıcı oluyor. Üç, kamu ve özel bankalar arasındaki yaklaşım farklılıkları da rekabet açısından bir sıkıntı yaratıyor. Yani bugün paranızın özellikle yurt dışına döviz transferi, ihracat, ithalat bedelleri olsun, yurt dışına müteahhitlik yapanlar için olsun, ölüm, gerçekten ölüm. Bu 50 bin dolar üzerindeki bir transferin nerelerden geçtiği, Masak'tan bilmem nereye kadar, gerçekten bu günümüzün böyle çok hızlı çalışan piyasa düzenine oturmayan, uymayan konular. Bankacılık sistemi nedir? Para. Para da bir vücudun kan dolaşımıdır. Kan dolaşımı sağlıklı değilse o bünye, o vücut sağlıklı olmaz. Yani gerçekten bu tarafta bir şeye ihtiyaç var. Çok hızlı açılma ihtiyaç var. Dinliyorum ben Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. 5 yıllık, 12. 5 yıl kalkınma planından bahsetti. Sayın Mehmet Şimşek sıklıkla orta vadeli plandan bahsetti. Orta vadeli plan dediğimiz 15 Eylül. Diğeri Ekim sonu 2024 ile 2028 arası. Şunu söyleyeyim, bizim gerek 5 yıllık kalkınma planlarında gerek mali planlarda OVP dediğimiz orta vadeli planlar ya da orta vadeli mali planlarda sabıkamız var, tutturamıyoruz. Bugün 60 yıllık, 5 yıllık kalkınma planlarının tarihine bakın, değil ki şu gösterge tutmuş. Evet. Öngörülen şu gösterge yakalanmış. Dolayısıyla bir şey neyi bekliyoruz? Ben onu anlamakta zorlanıyorum. Sadece orta vadeli planla seçim bildirgesindeki vaatler, tabii Sayın Cumhurbaşkanı bağımsız bir değişken olarak yukarıda esas karar veren mekanizma, bir sıkıntıyı aşmak lazım. Piyasa nefes alamaz duruma gelmiş. Bunu niye söylüyorum? Piyasanın içinde olan biri olarak söylüyorum. Yani sadece akademiye çerçevesinde paylaşmıyorum Zeliha Hanım.